hadi oğlum hadi. Dur. Ne oluyor müdürüm? Mahmut'un evini incelemeye geldik. Kaymakam Bey'in emri bu konuda gayet netti. Bu soruşturmanın bütün aşamaları benim gözetimde yürüyecek. Öyle olsun bakalım. Devam edin. Filmini burada mı çevirmiş bu herif? Evet, galiba. Asıl başrol oyuncularını bir ortaya çıkartayım. O zaman görsünler bakalım ben onlara nasıl bir film çevirteceğim. İçeride bir şey var mı? Her yer temiz amirim. Bak müdürüm, ne kadar temiz çocukmuş. Şerefsiz. Parmak izi alındı mı? Devam ediyoruz amirim. Şunu kenara çek bakalım. Al onu. Al, al, al. Ne oldu? Şimdi anlarız. Demek gizli hazinesi buradaymış. Vatan için kendimi feda ederim diyen şerefsize bak. Kaçmak için pasaportunu hazır edenlerdenmiş bu da. Bakalım bu kartlarla ne yapıyordun Mahmut efendim? Kim bu vatan? Dur dur. Şurada dur. Geri sar bakayım. Sen de kimsin birader? Şuraya zoomla bakayım. Böyle iyi mi? İyi. Başka biri daha var. Evet. Biri daha var. Mahmut'un evinden bir takım deliller çıktı. Yani ciddi bir şey olur mu bilmiyorum ama müdahale etmemiz gerekebilir. Tamam. Düşüneceğim bir şeyler. Başa sarayım mı görüntüleri? Yok, gerek yok. Sen çok yoruldun. Çık istersen. Yalnızca bana şunun kopyasını ver yeter. Ben hazırlamıştım zaten. Aferin. Ama temizlik, düzen sıfır. Şuraya bak. CD'nin her yerini parmaklamışsın. Elin oğlu bırakmıyor ama biz geride izi bırakıyoruz yani, öyle mi abi? Yardım edeyim müdürüm. Yok, gerek yok. Deli torbası. Bakalım şeytan harbiden ayrıntı da mı gizli? Al bunu kriminale ver. Bakalım parmak izi var mı baksınlar. Peki müdür. Dün verdiğiniz hafıza kartının parmak izi sonucu çıktı. Mahmut Önder'e ait değil. Başka biriyle eşleşti mi? Evet amirim. Parmak izi Sinan müdürüme ait.